Arkadaşlar, dediğim gibi sosla yaptığım domatesi soymadım çünkü blenderdan geçireceğim. Ama bunu blendere vuramayacağım için melemeni. O yüzden melemen domatesini soyuyorum. Böyle bileğen daha var. Şimdi kaynar suya koymuştum bunu. Bunu soyacağım. Sonra ocağa alacağım. Evet hanımlar, domatesimizi soyduk. Yaklaşık bir bunun yarısı kadar daha var. Şimdi bunu doğrayacağız. Tenceremiz de bu. Bayağı bir büyük tencerede yapacağım çünkü. Tencereye koyacağım. Şimdi doğramaya başlıyoruz. Çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Alıyoruz böyle. Görüyoruz. Çok da böyle küçük küçük yapmaya gerek yok zaten. Pişince eriyor. Menemen bu sos değil ya, o yüzden şöyle. Evet arkadaşlar, doğradık, tenceremizi doldurduk. Şimdi bunu da tencereye boşaltıyoruz. Tencerenin altını yaktım zaten. Piştikçe inecek bu. Çok gelebilir ama piştikçe inecek, suyu gidecek. Şimdi bunu kaynamaya bıraktık. Yaklaşık 15 kilo şey var burada, domates var. Bayağı almıştım, sos yaptım. Geri kalanı da domates yaptım. Şimdi bunu pişmeye bırakıyoruz. Bir de biberleri göstereceğim size. Evet arkadaşlar, yaklaşık dediğim gibi 15 kilo domates var. Biraz bayağı bir almıştım, sos yaptım. Kalanını da melemen yapacağım. Şimdi koyduk pişmeye, pişecek. Bakalım ne kadar pişer, ne olur. Hep beraber göreceğiz. Bir de biberleri göstereceğim size. Biberlerim de bu kadar. Yaklaşık 1,5 kilo. Biraz temizledim altında. İşte hepsi bu kadar. Bahçede bu çıktı. Bunları koyacağım. Zaten o da inecek ya, böyle o kadar kalmayacak. Aslında 5 kiloya 1 kilo, 10 kiloya 1 kilo, 1,5 kilo biber iyi oluyor ama ben bu kadar var, bu kadar koyacağım. Tercih sizin. Hiç koymayabilirsiniz. Daha çok koyabilirsiniz. Benim bu kadar var, bu kadar koyacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişmeye başladı. 5 dakikadır pişiyor. Köpüğünü alacağım. Gittikçe de iniyor. Biraz daha iner. Daha bayağı bir iner. Böyle. Ara ara göstereceğim. Evet size. Arkadaşlar, menemenimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Biberlerini yapacağım. Biberlerini yağda soteleyip koyacağım. Biberleri yapana kadar biraz daha pişmesi lazım. Bir de 5 dakika da biberle pişecek. Evet arkadaşlar, yağ, bir bardak yağ koyuyorum ama birazcık daha koyacağım. 1,5 bardak koyuyorum yani. 1,5 bardak yağ koyuyorum bu bardakla. Biberini koyduktan sonra tuzunu atıyorum. Biber bu kadar yeter. Şimdi alıp menemene katacağım. Tuzunu atıyorum ama 2 büyük dolu dolu yemek kaşığı tuz atıyorum. Evet hanımlar, menemenimiz hazır. Şimdi kavanozlara koyacağız. Her zaman belirttiğim gibi kavanozlarımızı yıkıyoruz, kurutuyoruz. Kapaklarımız da yeni olması şart. Kapaklarımızı da kaynatıyoruz. Önceden kuruluyoruz. Hazır şu anda. Şimdi koyup ağzını kapatacağım. Arkadaşlar, şimdi kapağını alıyoruz. Dediğim gibi kapağı önce bir ters çeviriyoruz, düz, sonra düz çeviriyoruz. Çok sıcak. Kapağımız tuttu. Şimdi ters çevireceğiz. Hepsini yaptıktan sonra göstereceğim size. Aldım domatesten bir kasa domates aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 20 aşkında ama yani tam şimdi şey yapmak istemiyorum. Hatırlamadım şu anda ne kadar oldu. 20 aşkında yani 21 falan da herhalde. 8 tane sos çıktı, acılı sos çıktı. Bu da 3 kilo büyük şişe, 3 kiloluk büyük şişe çıktı. 4, 5, 6, 7, 8 kilo da bu çıktı. Bayağı iyi çıktı çünkü bu domatesin fazla suyu yok. Bahçe kendi domatesim olsaydı daha çok sulanırdı, daha az çıkardı. Bu daha iyi çıktı. Ben bunu çok tercih ediyorum ama fazla bulamıyoruz bu domatesi burada. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı. Abone olmak ücretsiz. Teşekkür ediyorum. Siparişleriniz hazır arkadaşlar. Gelip alabilirsiniz.